Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rıza Can. Dış sesli arkadaşım Emirhan. Bugün iki tane konuğumuz var. Mert kardeşim var. İzmir'den geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Dış sesle de Murat abimiz var. Bugün böyle konuklu bir çekim yapacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet, ikinci konuklu çekimimiz Rıza. İlkinde başarısızlığa uğradık. Evet, yayınlayamadık. Çekimden dolayı ışığın az izliğini uğramıştık. Buradan Burak hocam, abiye de selam yollayalım. Selam olsun. Onunla da zaten yine bir çekim daha yapmayı düşünüyoruz zaten. Evet. Sendeyiz Rıza. Evet, oylama yaptık zaten geçen hafta. En fazla social sunmak istendi. Bugün bunu tanıtacağız. Ama ona geçmeden önce hemen bir ekipmanlara bakalım. Odman mikrofonumuz var. Folyo yapmıyoruz. Mik bülemiz var. Ondan sonra kokosol var kömürde de. Evet, kokosol istediler. Kokosol deneyin. Ben yazdım ısrarla. Kokosolu beğenmedik. Çabuk kararıyor diye. Ama yine deniyoruz. Vallahi şu an zaten oluyor şurada. Közler kokusu var. Evet, kokusu var. Mert'in de tecrübeleri var. Mert, senin evet, de tecrübelerin var kömür hakkında. Sen de biraz bilgi ver. Evet. Mert de deneyimli bir arkadaşımız. Evet. Merhabalar. Kokosol'den Seven Nation'ı tercih ederim ben de arkadaşlar. Yani bunda hem koku hem de biraz daha çabuk bitebiliyor. One Nation daha iyidir buna göre. Ama bunu da bugün deneyeceğiz isteklerinize göre. Bakalım. Evet Rıza, hemen Ecem orada açmışsın. Bir karıştır şerbetini, şey yap. Bayağı şerbetli. Mert, sen daha önce içtin mi Social Smoke? Bir tecrüben var mı? Yok. Ya da daha içmedim ama şu anda kokusu gayet hoş. Güzel bir koku geliyor bakalım. Bu sadece şeftali var, herhangi bir nar, başka bir karışım yok bunda. Evet. Neden kalip hiç Emre abi? Niye yani? Niye kalip? Herhalde Kaliforniya şeftalisinden mi geliyor bilmiyorum Rıza. Oranın şeftalisi meşhur. Ya bak, Kaliforniya şeftalisi bizim Bursa'ya geçmiş Rıza. O zaman buradan da Türk üreticilere söyleyelim. Bizim Bursa şeftalisi için bir tütün yapın ya. Bursa güzel. Peach. Evet, Burpeach yapsınlar. Burpeach. Evet Rıza, sendeyiz. Kutuyu al, kutuyu şöyle alsanıza biraz. Heh, aç şöyle tütünü görelim. Şunu alayım, şunu da buraya koyayım. İlk izlenimim çok damar ve çok görmedim ama çok aşırı damar görüyorum. Premium tütüne biliyorsun yakışmıyor böyle damarlar. Aşırı bir şekilde. Yapraklar da bana büyük geldi. Yapraklara geliyorum, bakar mısın ama. Bak burada yine var. Ki yapraklar çok büyük. Çöp çıkacağını sanmıyorum ama çok damar... Şu an görmedim. Baya bir damar var ama hani ayıkla bitmez derecesinde diyebilirim. Yapraklar da bana büyük geldi biraz. Ne diyorsun? Evet, keseceğim yaprakları. Bıçağım var. Yani var ama kesici daha da çıkıyor. Evet, o kadar da sorun değil. Biraz kes. Bıçaklar kokoreç gibi keseyim dedim sana. Bu rejim hiç çalışmıyor ya. Evet, senin evdeki gibi rejimiz yok biz burada. Aslında sağlam bir bıçak setimiz var ama. Evet. Kokusundan bahsedecek olursam, yani güzel bir şeftali kokusu alıyorum. Yani buna şeftalilerin kralı diyorlar. Ben daha önce içtim ama yorum yapmayacağım şu an. Ben de içtim. Sen de içtin, yapma. Ben de yorum yapmıyorum şu an. İlk yorumu Mert'e bırakacağım bugün. Yani içmediğim için. Aynen. Bir denemiş oluruz, bakalım nasıl. Dedikleri kadar var mı? Aa, öyle diyorlar. Ben yorumsuzum şu an. İç bakalım sen. Yine bakalım. Belki bugün daha güzel bir aroma alırsın. Olabilir. Yani kokusu çok iyi ama. Hemen dizilime geçiriz ha. Bu bölüm çok uzadı. Ben merak ediyorum. Dizilime geçti. Bak çıkıyor. Ayıklarız onu. Ya damarı artık insanlar pek önemsemiyor. Ya olmasa daha iyi ama yani damarı koyuyorlar. Çok ayıklayamıyorlar damarı. Sen yeterince kesebildin mi? Biraz kestim. Yani çok da küçük olmadı tabii. Bugün nasıl bir dolum yapacaksın? Normal, standart dolum. Overpack falan düşünüyor musun? Buradan overpack çıkmaz. Döktüğümü koyup zaten ondan sonra düzeltmesini yaparız. Sen nasıl içiyorsun Mert? Hangi lüleyi kullanıyorsun? Normal klasik lülen var yani evinde. Klasik lüleleri tercih ediyorum. Yani aslında içtiğim yani tek tip tütün olduğu için üzüm, nane ben genelde içiyorum. El Fakir mi kullanıyorsun? Adalya veya El Fakir bulabilirsek tabii. Orijinal evet, bulmak zor. O yüzden bulabilirsek. Bulamazsak yani Adalya'yı beğendik. Çok meşhur yani bir şey olmasa da. Orta segment. Aynen. Orta üst segment gayet Adalya, güzel aromaları var. Var. İşte biz de Adalya Black yaptık en son. İzlediysen.
Ya hiç denememiştik o bilek serilerini. Bizi güzel patlattı o videoda. Ama geçen haftaki şey çok güzeldi. Dark Side çok mu başarılıydı? Evet, belki biraz daha ekleme yaparız. Video daha uzamasın. Ben şöyle göstereyim hemen. Yine aralıklı doldurmaya çalıştım. İnce düzeltmesini yaparız. Her zamanki göster. Tamam, biz onu düzeltiriz. Tamam, o zaman tadım testinde görüşürüz. Arkadaşlar her zamanki gibi 3 tane gözümüzü yaptık. Şu an 3-4 dakika. Evet, 4 dakikaya yaklaştı. Dinlendirdik. İlk çekimimizi yapıyoruz. Hadi bakalım o zaman. Evet, derin bir sessizlik var Rıza. Bayağı güzel duman çıktı. Social Small dumanı çok başarılıdır. Evet. Fumara gibi başarılıdır. İlk çekimde dinlendirdikten sonra verdi duman. Evet, hiç yorum yapma. Bakalım Mert ne diyecek. Tadını evet yorumlamıyorum. Ben şunu soracağım. Beklediğimizden dolayı bir ağırlaşma var mı tütünde? Biraz var. Var mı? O zaman üstünü al. Üstünü biraz aç. Var. Üstünü aç. Hatta alabiliyorsan üçüncü kömürü de al. Yaptırma bana evet. Yaparsın ya, bunları yapman lazım. Al hemen kenara. Çünkü kokosoğlu kalorisi çok yüksek, çok ısı veriyor. Sıkıntı yaratır. Şimdi biraz toplar kendini, içmeniz lazım. İki çekip bir üflüyoruz, hatırlatalım. Evet Mert, sendeyiz. Rıza'ya sormuyorum. Nasıl bir şeftali tadı var? Gidiyormuş. Ben beğendim gerçekten. Güzel ya, ben methettikleri kadar var bence. İyi. Şeftali tadı iyi geliyor. Bir hafif biraz bir yoğunluk var ama o yoğunluk biraz sonra düşecek. Üstünü kapatıp dinlendirdik ya. Ya bu dolayı. Bunun kömürün ısısı çok yüksek diğerlerinden dolayı. Ondan ben korkuyorum bunu kullanırken de. Şimdi biraz içtikçe toplayacak. Ama tat olarak bence başarılı. Ben beğendim. Evet Rıza. Senin biraz daha çekmem lazım. Çek. Sen de hemen al çek. Şuraları bir dumana boğ. Masadan ver. Havadan ver. Bir dumanını göreyim ya. Hemen her zamanki gibi üfle. Şöyle şovunu yap. Dumanı çok iyi. Duman. Evet. Bayağı bulut gibi çıkıyor. Evet, bulut gibi çıkıyor zaten. Aslında hedefim yangın alarmı. Bakalım başarılı mı çıkarım. Bence çok fazla çok güzel bir de yapacağım size diyorum bekleyin şimdi. Evet, çok alarm üflemeyelim. Alarmı duyarsak yere doğru daha iyi. Ben Social Smoke'dan bahsedeyim. Amerika merkezli bir tütün. Ama şunu duydum, ne kadar doğru bilmiyorum. Tam açıp resmi okumadım. İranlılar Amerika'ya gitmiş. Orada Social Smoke adında tütün üretiyorlarmış. Tütünlerde el yapımıymış. Öyle bilgiler aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hemen tütünü yorumlayayım. Ben kokusunun tam tadını alamıyorum tütünde. Kokusu daha hoş. Kokusu mükemmel bir kokusu var. Evet, kokusu hani 10 üzerinden 9-10 sa tadı bence 10 üzerinden 7. O civarlarda. Garip bir ağırlık acılık alıyorum. Ama geçecektir büyük ihtimal. Beklettiğimiz 4 dakika bunun fazla dediğin gibi. Evet gözleri. Evet öyle. Ondan dolayıdır diye düşünüyorum. O yüzden şu an onunla ilgili olumsuz bir şey yapmayacağım. İçince düzelecek, o toplayacak, ondan eminim. Ben daha önce içtiğim tecrübelerimden şunu söylemiştim. Hatta ilk videoda dedim, senle Slash'ı Pim'i çekmiştik. Şeftali hatırlıyor musun? Evet. Onun şeftalisini daha çok beğenmiştik. True Passion. Evet, True Passion'ın. Ben orada sana şunu demiştim. Social Small şeftalisini ne zaman içsen bir ilaç tadı geliyor. Bir ilaç tadına dönüşüyor. Bozuluyor tadı demiştim. Bugün gene içeceğim. Arada. Gene yorum yapacağım. Murat abi de burada. O da içecek. 4 kişi ortak bir puan verelim bugün. Evet. Sen çok beğendin ama. Beğendim. Kaç puan verirsin onun üzerinde? Yani 9 veririm ben. Bakalım. Daha önce yani premium yoğunluğu kaybolursa o zaman daha güzel olacakmış. Daha önce premium tütün içtin mi? İçtim. Starbucks'tan. Küçük şey bir kere içtim yani. Çok fazla. Fumar ve Social Smoke falan içtim. Metro Peşi. Evet. Rıza gene ortada dumana boğdu. Yoğunluğu güzel. Ha, yani kesinlikle kötü değil. Kesinlikle kötü demiyorum. Ama kokusunun tadını vermediği için 3 puanı oradan kırdım. Yani kokusundaki beklentiyi çok yükseltiyor. Kokusundaki o tatlılık şeyi. Evet, kokusu çok güzel bir koku var. Lezzet olarak daha düşük. Biraz içelim. Bakalım neler değişecek. Siz de için. Sizin de yorumlarınızı alırız. Son bir değerlendirme yapıp bitiririz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 40 dakikadır içiyoruz. Şunu söyleyeyim.
herhangi bir değişiklik olmadı tadında. İçmeye başladıyken neyse tadı, aynı şeyi tadı koruyor. Biraz daha sadece şeftali çok azıcık aşağı düştü diyebilirim. Evet. Acımsı bir tad aldım ben genel olarak. Yani acı demeyelim de arka tarafta yapay bir tat geliyor dedim ya sen iyi açımsa. O tat artıyor zamanla. Ben ilk içtiğimde de bunu şey yapmıştım. Mert bir duman alalım. Bir dumanı görelim hala. Duman hala gayet iyi, başarılı. İki kömür var. Gayet iyi. Son yani, yorumların nedir Rıza? Kaç veriyorsun? Şimdi 4 kişi puan vereceğiz. Ben 6-7 arasındayım. Hani Social Smoke biraz adından dolayı 6'ya düşemiyorum o yüzden. Evet, adına hakaret olabilir. Evet, adına hakaret olabilir gerçekten. Yani kötü değil, kesinlikle kötü değil. Ama bir yerde görsem bu şeyi sipariş vermem, bu aromasını. Beklentilerimizin altında kaldı. Beklentiler çok üsttür her zaman Social Smoke. Evet, onun altında kaldı. Onun dışında hani dumanlı da çok aşırı bir hani kıyaslama yaparsak bir fumari kadar falan değil kesinlikle. Yani çok üst düzey bir duman değil ama yine yoğun bir dumanı var. İstiyorsan şovunu yap. Mert'in yorumlarını alayım o arada. Sen bir şov yap Rıza. Evet Mert. Seni dinliyorum. İlk defa bir Social Smoke içtin. Evet. Görsen bunu sipariş eder misin? İçer misin? Puanın nedir? Yani öncelikle puanımla başlayayım. Yani ilk 9 veririm demiştim ama sanırım 8'e düşüyorum. O da isminden dolayı. Bir yoğunluk fazlalığı var gerçekten. Hani ilk başta güzel geliyor ama çektikçe böyle yapay bir tat geliyor değil mi? Evet, yapay bir şeye dönüşüyor. Evet. Şey var, bir yoğunluğu kaybetmedi ama o yapay tat var. O hoş olmuyor. Bak gerçekten. Doğru kelime o gerçekten. Yani bir yapay kelimesi çok doğru. İlk burada. Videoda dedim. Bak kaçıncı videodayız? 8. videodayız. Yine söylüyorum. Bu aromayı ben aldığımda hayal kırıklığına uğradım. Öyle güzel bir şeftali almadım. O True Passion'ı içtiğimiz Slush Epi'mi daha güzeldi. Evet. O videoda da bas bas söyledim. Yapay bir aroma geliyor. Şimdi ben Murat abiye dönüyorum. Abi buna sen kaç veriyorsun? Ben 6 veriyorum. Gerçi ben çok fazla böyle nargile içen, çok tecrübesi olan birisi değilim ama şimdi siz anlatınca ben daha böyle bir beklentim arttı. İşte kokusu çok güzel, tadı da böyle çok güzel bir şeftali tadı gelecek gibi bekledim. İlk böyle birkaç yeni yaptığımızda çektiğimde daha o baştan kokuyu, yani kokunun karşılığında o tadı alamayınca evet, hayal kırıklığı oldu. Sonra da içmeye devam ettikçe de o senin bahsettiğin o yapay tat devam etti. Hani ben daha böyle güzel işte ağızda bir şeftali tadı bırakacak bir şey bekliyordum. Tam öyle gelmedi. O yüzden ben hani 6 veriyorum. 6. Evet. Yani 7 geldi. Evet, 7 geldi, 8 geldi, 6 geldi. Ben de 6 veriyorum. İlk videoda söyledim, gene söylüyorum. 8. video. Social Smoke, yani bu aroması alınacak bir aroma değil. Bana göre değil. Evet. Bu tütün bizde bayağıdır var, aylardır var. Ben ilk içtiğimde neyse, şimdi gene aynı o yapay tadını alıyorum. Acaba diyeceğim bizim tütün durdu da bozuldu mu? Yani bilemiyorum. Yani ben ilk aldım o hayal kırıklığına uğradım. Ya da şu Kaliforniya şeftalisi öyle methedildiği gibi bir şey değil. Olabilir. Ya doğru. O biz olabilir yani. Evet. Bursa şeftalisi olsa belki böyle olmaz. Evet, Bursa şeftalisine alıştın olmaz. Buradan Social Smoke yetkililerine seslenerek şeftali aromasını Bursa'dan alalım. Bu olmamış. Zaten içtikçe arkadaşlar anlayacaktır yani. Bir o yoğunluk çok fazla olduğu için o yapay tadı alacaklar zaten. Evet, çok alttan hafif güzel bir şeftali. Onun dışında evet, bir yapay bir tat geliyor. O tadı aldıkları zaman anlayacaklar. Ya bu güzel dediğin tadı da %25 bir oranda ben açıklayabilirim yani. %25 tadında o güzelimsi şey geliyor. Onun dışında yapaylık ve ben acımsı bir tat da alıyorum. Ama dediğim gibi bizde bayağıdır, aylardır var. Belki tütün, gerçi hava almıyor, bir şey almıyor ama hani bayatlama gibi bir şey olduysa diye de o acı tat olabilir. Onun dışında başka da ekleyeceğim bir şey yok. Murat abi, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Başka bir şey yok. Benim de yok Rıza. Mert, senin ekleyeceğin bir şey varsa. Yok, yeteri kadar söyledim zaten. Evet Rıza, sendeyiz. Tamamdır o zaman. Öncelikle misafir ettiğiniz için ve kanalımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Mert'e, Murat abiye. Şenlendirdiniz gerçekten, süper oldu.
Onun dışında arkadaşlar haftaya da kod 69 denemeyi düşünüyoruz. Evet, haftaya kod 69 ya da True Passion Tension X yaparız. Tension'ı da yapabiliriz. Ya da bir de elimizde ne var? Fumari White Gummy Bear var sanırım. Evet. Yani bu ay öyle gidecek. Haftaya ya kod 69 ya Tension X ya Fumari işte White Gummy Bear. Bu ay o üçünü sırayla sırası karışık öyle çekeceğiz. Aynen. True Passion'ı ama bence bekletmeyelim. Çok harika bir tat. Onu yorumlayalım. Bakarız yine. Onun dışında video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yorumlarınız varsa, denememizi istediğiniz tütünler varsa lütfen bizimle paylaşın. Onun dışında kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.